Öğrenci kanalına hoş geldiniz gençler. Selamlar, sevgiler. Ne demiştik? Sınava yakın bir zamanda nokta atışı tekrarlarımız olacak ve bu tekrarlarla birlikte bu sınavda bol netleri cebimize koyacağız. İşte bu yönde ilk adım attık ve ilk konuyla başlıyoruz. Yazım kuralları. Bu videoda yani tek bir videoda yazım kurallarını çok ince bir şekilde tekrar edeceğiz ve sınavda artı netleri garantilemiş olacağız. Tüm anlatımı şu gördüğünüz ders kitabından yapacağız. Buradaki notlardan faydalanarak çok güzel bir şekilde yazım kurallarını tekrar söylüyorum. En önemli yerlerin altını çizerek tekrar etmiş olacağız. Bu videodan sonra yazım kurallarıyla ilgili herhangi bir problemin kalmayacak. Bunun için yapman gerekenler bu videoyu çok dikkatlice seyretmek, not defterini, kalemini, kağıdını önüne koymak, ben anlattıkça önemli yerlerle ilgili sende notun almak. Bunu yaparsan, dikkatlice dinlersen tekrar söylüyorum sınavdaki iki soru senin gözünden kaçmayacak tık 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 işaretleyeceksin ve doğru cevaplara çok hızlı bir şekilde ulaşacaksın. Bu kitap ve bu video artı 2 net demek ama yine sana bir güzellik yapacağım. Bu yazım kurallarının PDF'ini ben videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Tabii ki kitabı alırsan beni desteklemiş olursun ama kitabı alamayacaklar için de PDF bu videonun açıklamalar kısmında olacak. Bu noktada bu videoyu beğendiysen, kanalıma da abone olduysan ve videonun sonunda da yorum yapmaya karar verdiysen Haydi bakalım yazım kurallarıyla başlayalım. Nokta atışı bilgilerle ne diyoruz? Yazım kurallarını tokatlayacağız. Şimdi öncelikle büyük harflerin kullanımdan başlayalım. Buralar biraz daha hızlı geçilecek yerler. Bazı kurallar var onun üzerinde daha da durmuş olacağız ama bazı yerleri biraz daha hızlı bir şekilde geçeceğiz. Büyük harflerin kullanımı bildiğiniz gibi cümleler büyük harflerle başlar. Mesela canım öğrencilerim kanalıma abone olmayı unutmayın. Nasıl başladı? Büyük başladı. Cümle içerisinde bir tırnak ya da parantez içinde alıntı bir cümle varsa bu da büyük harfle başlar gördüğün gibi ve sonra da ilgili noktalama işareti gelir. Peki iki noktadan sonra gelen cümleler nasıl yazılır? O da büyük yazılır. Bunu da unutma çünkü gerçekten bu da önemli. Ancak burada bir önemli uyarımız var. İki noktadan sonra eğer cümle geliyorsa büyük harfle başlar. Cümle gelmiyorsa örnekler sıralanıyorsa ya da yarım kalmış bir cümle varsa o büyük harfle başlamaz unutma. Bugün çok işim var. Bak notlar, sınavlar, temizlik. Örnekler sıralanmış. Küçük harfle başlamış. Bu da bence yine önemli bir nokta. Kişi adları, soy atları, takma isimler de büyük harfle başlar. Tabii ki ismim, soy ismim bunlar büyük yazılacak. Ama aynı zamanda unutma takma isimler. Lakaplar da büyük yazılır. Hatta ünvanlar da büyük yazılır. Mesela şöyle desem hemen dönelim. Deniz Hoca. Benim ünvanım öğretmen ya da hoca olmak değil mi? Bu da büyük yazılır. Bak bu da önemli. Bunu da unutmuyorsun. Kişi adlarından önce gelen ya da sonra gelen ünvanlar, rütbeler, rakap ve saygı sözleri de büyük harflerle başlar dedik. Profesör Doktor Sayın Ahmet Yılmaz, Genç Osman, Ahmet Bey, Ziya Efendi, Bey, Hanımefendi bunlar da büyük yazılacak. Bununla birlikte cümle içinde özel isim yerine kullanılan makam ve ünvan sözleri de büyük harfle yazılır. Yani tabii ki herhangi bir validen bahsediyorsak tabii ki büyük yazılmayacak. Ancak mesela vali okulumuzu ziyaret etti. O zaman buradaki vali nasıl yazılacak? Büyük yazılacak çünkü orada bir makam ve bir kişi aslında kastediliyor. Şimdi gelelim akrabalık adlarına. Bak akrabalık adları normalde küçük yazılır. Mesela Ayşe teyzem dedim, Ahmet dayım dedim vesaire. Bunlar küçük yazılır. Bunlarda problem yok. Ama bu akrabalık bildiren sözcükler birisinin lakabı, ünvanı olduysa e tabii ki o zaman büyük harfle yazılacak. Mesela Nene Hatun bak büyük yazıldı. Dayı Cemal gördüğünüz gibi dayı büyük oldu. Tıkandı baba bak Adamın ünvanları, ismi vesaire ne olmuş? Büyük harfle başlamış. Burada Fatma teyzem diyorum. Buradaki Fatma teyze e benim teyzem. Dolayısıyla bunun da küçük yazılması gerekiyor. Bu da ince bir nokta. Unutmuyorsun. Yine bununla birlikte saygı bildiren sözcüklerden sonra gelen ünva ve makam isimleri de büyük harfle yazılır. Sayın Bakan, Sayın Rektör, sevgili dostum mektuplara başlıyorsunuz ya. Bunda büyük yazmayı unutmuyorsun. Devam ediyoruz. Hayvanlara bir özel isim verirsen bu da büyük olur. Çünkü özel isimlerin tamamı nasıl yazılır? büyük yazılır. Tabii ki kedi, köpek bunlar küçük yazılır ama mesela kedine isim verdin. Boncuk dedin, maviş dedin vesaire o artık özel isimdir unutma yani büyük yazılacaktır. Minnoş dedin, maviş dedin, pamuk dedin bak özel isim unutma. Bak çok önemli bir noktaya geldik. Millet, devlet, din, din, mezhep isimleri de büyük artı başlar. Türk, Türkiye, Türkçe, Müslümanlık, Musevilik unutma. Mesela mezhepler de büyük yazılır. Bununla birlikte bence en önemli noktalardan bir tanesi bu. Mesela Katoliklik dedin tamam mı? Büyük yazılır unutma. Alevilik dedin. Büyük yazılır. Bunlar çok önemli. Gelelim bir sonraki maddeye. Din, mitoloji ile ilgili özel isimler de büyük harfle başlar. Çünkü özel isimlerdir. Mesela Allah, İslam inancına göre yaratıcının adıdır. Unutma. Tanrı. Bu da Türkçesidir onun. İlah, Zeus, Osiris. Bak bunların hepsi bir yaratıcının inançlara göre ismi olduğu için büyük harfle yazılacak. Ancak bazen Tanrı, Allah, İlah sözleri özel isim olarak kullanılmıyor. Bazen farklı anlamlarda kullanılıyor. Mesela eski Yunan tanrıları. Burada tanrı artık özel bir isim değil. Burada tanrı kavramından bahsediyor. E dolayısıyla onun büyük yazılma şansı yok. Gelelim önemli bir maddeye daha. Gezegen ve yıldız isimleri de büyük yazılır. Mesela dünyadan sonra Mars'a gidebileceğini gösterdi. Burada Dünya ve Mars gezegen anlamında kullanıldığı için büyük harfle başlayacak. Ya da diyoruz ki Halley kuyruklu yıldız diye devam ediyor tamam mı? Bak bu da bu yıldızın ismi olduğu için büyük yazılacak. Ne bileyim e, ne olsun mesela kutup yıldızı olsun. Büyük yazılır. Gezegen, ay, yıldız vesaire büyük yazılıyor unutmuyorsun. Ancak bazen dünya, güneş ve ayı mecazen de kullanabiliyoruz. Mesela seni görmedim ya dünyam karar. Bak oradaki dünya artık mecazdır. Dolayısıyla gezegen anlamı taşımadığı için küçük yazılacaktır. Ya da şöyle diyoruz. Dünyalar kadar çok seviyorum seni. Oradaki dünyalarda küçük yazılacaktır. Gelelim yer atlarına. Yer atları da büyük artı başlar kardeşim. Bunu da unutmayacaksın. İstanbul, Kayseri, Bodrum, Pendik. Bunların hepsi büyük artıda başlıyor. Ve yer atlarından sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ isimleri de büyük artı başlar. Mesela Van Gölü, Ağrı Dağı, Süveyş Kanalı, Zigane Geçti. Bunların hepsi büyük yazılır. Van Gölü çünkü bir tanedir. Ağrı Dağı bir tanedir. Ne bileyim Zigane Geçti bir tanedir. Geçitler demiyoruz. Zigana geçidi diyoruz. Dolayısıyla unutma bir tane büyük yazılacak. Yaratlarından sonra bence en önemli noktalardan bir tanesi de bu. Yaratlarından sonra gelen il, ilçe, kasaba, köy sözcükleri. Bunlar küçük yazılır unutmuyorsun. Mesela Pendik ilçesi küçük yazdım. Dedeli köyü köyü küçük yazdım. Ancak mesela Dedeli kanunen mesela köy sıfatından mahalle ünvanına geçti diyelim. Mahalle sıfatı ona verildi. Buna hak etti. O zaman nasıl yazacağım? Dedeli Mahallesi'ni yazacağım. Yani il, ilçe, köy isimleri, kasaba isimleri küçük. Unutma. Ancak mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak isimlerine geçen bu sözcükler büyük yazılır. Mesela Hürriyet Mahallesi, Defne Sokak, Taksim Meydanı bu çok önemli. Unutma. Ya da Kızılay Meydanı o da yine büyük yazılacak. Bunlar önemli noktalar. Devam ediyoruz, durmuyoruz. Saray, Köşk, Kule, Köprü, Anıt gibi isimlerin tüm sözcükleri de büyük harfle yazılır. Çünkü bir tane sarayımız var, değil mi? Mesela Dolmabahçe Sarayı, bak bir tane. İşte ne bileyim Topkapı Sarayı, bir tane. Galata Kulesi bir tane. Galata Köprüsü bir tane. Bak özel artık. Oran ismi Galata değil. Oran ismi Kule de değil. Oran ismi Galata Kulesi. Dolayısıyla komple bunu da büyük yazman gerekiyor. Bu da önemliydi. Bilge Kağan Anıtı, bak bir tane var. Büyük yazılır. Malabadi Köprüsü, Eyfel Kulesi bunlar da büyük yazılacak. Şimdi gelelim bir başka maddeye. Mesela Antep Fıstığı, Maraş Dondurması, Van Kedisi, Hindistan Cevizi gibi. Hani böyle o şehrin bir özelliğini gösterecek bir bitki, bir yemek vesaire. Bunların bir özelliği yok. Mesela Maraş Dondurması diyorsun. Yani dondurmanın bir özelliği yok. Tamam Maraş'ta yapıldığı için Maraş Dondurması deniliyor. Orada ünlü olduğu için ama dondurmanın bir özelliği yok. Bir tane değil zaten. Dolayısıyla küçük yazılır. Van Kedisi. Ya mesela Antep Fıstığı. Bunlar da öyle. Bir tane yok, çokça var. Kedinin bir özelliği yok. Van'ın bir özelliği var. Van kedisi. E kedi burada tür ismi. Dolayısıyla kedi küçük yazılacak ama Van'dan dolayı bu büyük yazılacaktır. Unutma. Ama burada çok önemli bir ince ayrıntı yazayım. Ben mesela soruyorum. Diyorum ki Mersin balığı nasıl yazılır? Herkes atlıyor. Diyor ki Mersin balığı büyük yazılır. Bak buradaki Mersin balığı bir tür olarak Mersin'dir. Yoksa Mersin şehriyle bir alakası yoktur. Büyük yazılamaz doğrusu budur. Bu da bir istina olarak karşımıza dursun. Gelelim bir başka maddeye. Kurum kuruluş kurulatları büyük harfle başlar. Mesela Kadıköy Anadolu Lisesi Türk Dil Kurumu Milli Saraylar. Bak Kadıköy Anadolu Lisesi bir kurum ismidir. Büyük harfle yazılacak Türk Dil Kurumu da böyledir. Milli Saraylar da böyledir. Çünkü o da tüzel bir kişiliktir. Nasıl ki işte deniz bir insan bir ismi var. Bu Kadıköy Anadolu Lisesi de bir tüzel kişiliktir. Yani resmiyette kurum olarak varlığı söz konusudur. E o zaman bu özel isim sıfatını kazanır ve büyük harfle yazılır. Bunu da unutma. Bununla birlikte kanun, tüzük, yönetmelik, yöner gibi gibi isimler de büyük yazılır. Milliyetin Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği ya da Medeni Kanun, unutma kanun, yönetmelik isimleri de büyük yazılıyor. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserleri büyük harfle başlar. Çünkü o da özel bir isimdir. Mesela Şimdi yanımda yok ama suç ve ceza kitabını ele alalım. Ya bu kitabın ismi ne? Suç ve ceza. Bu yapıtın, bu romanın ismi suç ve ceza. Dolayısıyla onun büyük yazılması gerekiyor. Bununla birlikte Yeni Lisan, bak makale ismi, Genç Kalemler dergi ismi, tercümanı Ahval gazete ismi. E bunlar da büyük yazılacak. Ancak burada önemli bir uyarımız var. Bu özel isme dahil olmayan gazete, dergi, tablo ve benzeri sözcükler. Mesela roman gibi. Mesela ben şimdi Deniz insanı diye bir şey diyor muyum? Demiyorum değil mi? Deniz bir insandır ama şimdi deniz tabii ki özel ancak insanın bir özelliği yok tür adı. E dolayısıyla insanı küçük yazıyorum ama tabii ki deniz burada büyük. Az önce aslında vermiş olduğum van kedisi örneği de aynı mantıkla. Mesela van kedisi diyorsun bu tabii ki şehir olduğu için büyük yazılacak ama kedinin bir özelliği yok burada tür. Aynı mantıkla Hürriyet Gazetesi derken gazete küçük yazılacak. Genç Kalemler Dergisi derken dergi küçük yazılacak. Kaplumbağa Terbiyesi Tablosu derken tablo küçük yazılacak. Bunu sorar ÖSME aman dikkat diyorum. Ama tabii ki istinadımız var. Mesela resmi gazete derken bunun tamamı büyük yazılıyor. Neden? Çünkü bu gazetenin ismi resmi gazete. Yani bu yayına işte resmi e, kanunların, yönetmeliklerin, değişiklerin vesaire kararlarının yayınlandığı bu, bu yayına... Resmi gazete adı verilmiş e, o yüzden komple büyük yazılacak bunu unutma bu da bir isna olarak burada dursun aman önemli. Şimdi gelelim çok çok önemli bir madde. Tarih olay çağ dönem adları büyük harfle başlar. Bir dönem varsa tarih bir olay varsa çağ varsa bunları büyük harfle yazacaksın. Mesela Kurtuluş Savaşı bak bir savaş ismi büyük yazılacak. Milli Edebiyat Dönemi büyük, Milli Mücadele bir olayın ismidir büyük yazılacak. Cilal Taş Devri bir devir adıdır. Lale devri, buzul dönemi, tanzimat dönemi bunlar büyük yazılacak. Mesela bununla birlikte soruyorsunuz hocam. Divan edebiyatı nasıl yazılır? Şimdi divan edebiyatı bir dönem ismi midir? Hayır. Bir edebiyatın ismidir. Dolayısıyla küçük yazılacak. Bununla birlikte mesela Türk edebiyatı diyoruz. Türk edebiyatı da küçük yazılacak. E tabii ki Türk özel olduğu için büyük yazılacak ama edebiyat küçük yazılacak. Bunu unutma. Yine bir istina ekleyelim buraya. Soğuk, savaş, soğuk, savaş küçük yazılır. Hatta biraz küçük yazayım ki kafanız karışmasın. Unutma. Soğuk, savaş, bir dönem ismidir. Hani savaş değildir ama aslında bir dönemin ismidir. Ama buna rağmen TDK'den de kontrol edebilirsiniz. Küçük yazılır. Bu da yine önemli bir maddeydi. Ulusal, resmi ya da dini bayramlar ile anma ve kutlama günleri de büyük harfle yazılır. Mesela 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı. Şimdi bu bir bayram. Milli bayram tabii ki büyük yazılacak. Ramazan bayramı tabii ki büyük yazılacak. Öğretmenler günü bak belli bir gün tamam mı? Ya da 8 Mart Kadınlar Günü büyük yazılır. Unutma unutma önemli. Tabela ve levhalarda geçen kelimeler de büyük artı başlar. Mesela giriş çıkış birinci kat diye böyle yazıyor. Öğretmen odası, müdür odası vesaire. Onlar da büyük yazılır. Bu da unutma. Ve para birimleri küçük yazılır. Mesela Türk lirası diyoruz. E tabii ki Türk büyük yazılacak ama lira küçük yazılacak. Unutma. Dolar, lira, avro. Avro da böyle yazılır. Böyle euro falan yazanlar var. Hayır böyle yazılır. Bunu da unutma. Buraya kadar nasıl gitti? Bence çok güzel ayrıntılar vardı. Takıyorsun kulaklığını, alıyorsun önüne kağıdı, defteri, kalemi ve notlarını alıyorsun. Bununla da birkaç kez izlersen yazım kuralları tekrar söylüyorum. Zihnine oturur ve artı iki net cebinde diyebilirsin. Çok güzel gidiyoruz. Haydi durmayalım, devam edelim. Kısaltmaların yazımına geldik. Şimdiye kadar büyük harflerin kullanımına bakmıştık. Şimdi kısaltmaların yazımına bakalım. Kuruluş, ülke, kitap, dergi, yön adlarının kısaltması nasıl yapılır? Sözcüklerin ilk harfi alınarak yapılır. Mesela Türk Dil Kurumu nasıl kısaltırız? TDK diye kısaltırız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ilk harflerini alıyoruz. Bu sözcüklerin TBMM şeklinde kısaltırız. Divan Lüga Türk, DLT diye kısaltırız. Amerika Birleşik Devletleri'nde ABD diye kısaltırız. Ve bununla birlikte çok önemli bir nokta. Büyük harfli kısaltmalar gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Yani büyük harfler yapılan bir kısaltma varsa ve buna ek getireceksen kısaltmanın okunuşuna göre getireceksin. Mesela Türk Hava Yolları'nda değil, THY'de diyeceksin. Türk Dil Kurumu'ndan değil, Tdk'den diyeceksin bunu unutma yine bazen gençler hani dedik ya sözcüklerin ilk harfleri alınarak bir kısaltma yapılabilir kurum kuruluş dergi gazete ya da ne bileyim eser isimlerinde ama bazen e, hani ilk harflerini aldığımız zaman çok anlamlı olmayan ya da akılda kalsın diye başka bir şekilde kısaltma yapabiliriz mesela Türkçe öğretim merkezinde töm diye değil de tömer diye kısaltmanın daha uygun olacağı ve akılda kalacağı düşünülmüş. Ya da boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketi. Şimdi sen bunu al kısalt bakalım nasıl kısaltacaksın? Çok saçma olur o yüzden onu bota şeklinde kısaltıyoruz. Yine önemli bir nokta büyük harflerle yapılan kısaltmanın sonuna ya da ortasına kesinlikle nokta gelmez. Bunun istinası Türkiye Cumhuriyeti ve Türkçedir. Unutma, sadece bunlarda nokta kullanılır. Şimdi bir başka önemli maddeye geldik. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır. Bak burası çok önemli. Yani tüm dünyada metre m diye, kilogram kg diye, kilometre km, miligram mg, santimetre kare bu şekilde kısaltılır. Bunu unutma. Küçük harfli kısaltmalara gelen ekler de sözcüğün okunuşuna göre getirilir. Bu da yine önemli bir noktadır. Mesela kilogramda Nasıl kısaltılır? KG diye kısaltılır. Buna ek getirirken sözcüğün okunuşuna göre getireceğiz. Yani kilogramda diyeceğiz. Buraya bir kesme koyacağım. Buraya eki getireceğim. Peki 100 yılda? 100 yılda nasıl kısaltılır? 100 yılda YY diye kısaltılır. Sonuna nokta konur değil mi? Şu şekilde. Peki bunu ek getirirsem? Yine sözcüğün okunuşuna göre getireceğim. Ama ne diyeceğim? YY'de değil 100 yılda. Yani şu şekilde getireceğim. Ama kesmeyi koymayacağım. Neden? Çünkü burada nokta vardı. Peki hocam kilogramda neden nokta yoktu? Çok basit kilogram yani uluslararası ölçü birimleri küçük harfle kısaltılır ve sonuna nokta gelmez. Tüm dünyada metre m diye kısaltılır. Kilogram kg diye kısaltılır. Sonuna nokta konmaz. Biz de buna uymuşuz. Sonuna nokta koymuyoruz. Dolayısıyla buna ek geldiği zaman biz kesme getiriyoruz ama onun içine kalan küçük harfli kısaltmalarda unutma sonuna nokta olduğu için kesme işaretini getirmeye gerek yoktur. Mesela bak burada doktor Doktor sözcüğünü ek getiriyorsun. Bu doktorda dedi mesela değeri sattın kısalttın. E buna dahi getiriyorsun. Kesmeye getirmiyorsun. Neden? Çünkü zaten nokta var. Ya da Almanca da demek istiyorsun. Şimdi bak burada ALM dedin. Nokta koydun ya. Buraya direkt daha yazıyorsun. Kesmeye getirmene gerek yok. Peki hocam Almanca'yı neden büyük yazdınız? Değeri neden büyük yazdınız? Çünkü doktor bir ünvan değil midir? Ünvanlar nasıl yazılır? büyük yazılır. Peki Almanca özel bir isim değil mi? Dil isimleri büyük yazılır demiştik. E, dolayısıyla onun da büyük yazılması gerekiyor. Kısaltılırken en azından A'nın bunu da unutma. Bunlar da önemli. Yani büyük harflerle yazılan bir sözcüğü kısaltıyorsan ilk harfi büyük olacak. Bu kurum, kuruluş ya da bir eser ismi değilse. Almanca gibi, Türkçe gibi, İngilizce gibi. Mesela İngilizce nasıl kısaltılır? İlk harfi i ya. Büyük yazıyoruz çünkü dil isimleri büyük yazılır. Hemen i büyük yazdım. Sonra ing şeklinde yazdım. Sonra nokta koydum. Buna ek getirilirse de İngilizce de şeklinde yazmam gerekiyor. Kesmeye gerek yok. Ama tekrar söylüyorum. Kısaltmalarda bu geliyor. Daha sonra tekrar buna ayrıca değineceğiz. Şimdi gelelim numara sözcüğünün kısaltmasına. Numara sözcüğü biliyorsunuz ki no diye kısaltılır. Ama no öyle bir noktaya gelmiş ki sanki bir kelime olarak düşünülüyor. İşte böyle düşünüldüğü için buna ek gelirken de bu kısaltmanın okunuşuna göre ek getiriyoruz. Normalde numara da dememiz gerekiyor ama tekrar söylüyorum no diye kısaltıyoruz sonuna nokta koyuyoruz ve no artık neredeyse bir sözcük haline geldiği için TDK diyor ki buna ek getirirken kısaltmanın okunuşuna göre getir. Yani mesela no'lu diyorsun numaralı demiyorsun no'lu şeklinde kısaltıyorsun. Şimdi bir de sayıların yazımına bakalım. Sayılar bir metin içerisinde harflerle de yazılabilir. Bin yıldan beri 14 gün haftanın 5. günü ancak bununla birlikte saat, para tutarı, istatistik, ölçü gibi verilerde rakamın kullanılması tercih edilmektedir. 21.30'da 2 milyon 500 lira 15 metre tekrar söylüyorum saat, para, istatistik, ölçü gibi verilerde rakamın kullanılması tercih ediliyor. Ancak saatte bir özgürlük var. Saati bir metin içerisinde yazıyla da yazabiliyorsun. Mesela Diyorsun ki saat 9'u 5 geçe. Böyle de yazabilirsin. Ya da saat 09.05T şeklinde de yazabilirsin. Bu da yine önemli bir noktaydı. Şimdi bazen biliyorsunuz ki 4 ya da daha çok basamaklı sayılar yani kafa karıştırabilir. Yazarken de okurken de. Dolayısıyla burada bir pratiklik sağlamak adına araya şöyle yazıları ekleyebiliyoruz. Mesela 1 milyar 500 milyon nasıl yazarsın? 1 dedik, 500 dedik, Sonra şuraya 3 nokta koyduk. E sonra 3 nokta daha koyduk. Yani yazarken zorlandık. Okurken de zorlanabiliriz. Öncelikle işte bakacağız kaç tane basamak var vesaire. Hatta 1 milyar olmasın. Mesela 1 trilyon olsun. 3 tane daha sıfır ekledik. E iyice her şey karıştı değil mi? İşte bunu engellemek için buradaki milyar, milyon, bin gibi sözcükleri isimle de yazabiliriz. Bunu unutma. 1 milyar 500 milyon kişi 3255 kalem şeklinde bu da yine önemliydi. Birden fazla sözcükten oluşan sayılar ayrı yazılır. Bu da önemli. 2755, 17 bazen bunu bitişik yazıyoruz. Hayır bu bir yazım yanlıştır. ama bunun bir istinası var. Unutma parayla ilgili işlemlerde yani çek ve senetlerde bu sayılar bitişik yazılır. Şöyle yazabilirsiniz. Neden? Çünkü kimse başına ya da sonuna bir sayı eklemesin. Seni fazladan borçlandırmasın. Çek çok tehlikeli. Sen oraya 500 milyon yazarsın ama birisi gelir başına bir ekler. E o zaman 1 milyar 500 milyon olur. Kafan karışır ya da farklı şeylere yol açabilir bu durum. Bunu engellemek adına diyoruz ki çek ve senetlerde sen sayıları yan yana bitişik yazabilirsin. Hatta başında genellikle şöyle Hashtag işaretiyle kapatırız çek ve senetlerde. Devam ediyoruz. Bununla birlikte oyun isimleri de bitişik yazılır. Mesela 21, 51 dedin. Bu da bitişik yazılacak önemli bir nokta karşımıza çıkabilir. Birçok kişiyi elebilir. Bunu da bilmekte çok büyük bir fayda var. Gelelim sıra sayılarına. Biliyorsunuz sıra sayıları yazıyla da ya da rakamla da gösterebilir. Mesela bu yarışmada 5. oldum diyorum. Şöyle 5 deyip noktayı koyabilirim. Ya da direkt yazıyla 5. oldum da diyebilirim. Ya da şöyle 5 yazarım. Sonra şuraya inci ekini getiririm. Ama burada da şuna dikkat etmen gerekiyor. Mesela 20. oldum dedim. Şimdi 20 diyorsun sonra kesme getiriyorsun inci diyorsun. Bu bir yazım yanlışıdır. Neden? E çünkü zaten 20'de ne var? i var. E i'den sonra ince eki gelmez. N, C, eki gelir. Yani 20. olması gerekiyor. Buna da dikkat et. Şu yazım yanlışı olur. Üleştirme sayılarına gelelim. Bunu şöyle yazarsan bu kesinlikle yazım yanlışı olur. Bu her halükarda yazıyla gösterilmeli. Unutmuyorsun. Sayılarda yine kesirler arasında virgül gelir. Buraları hızlı geçelim. Bununla birlikte biliyorsunuz ki Roman rakamları da tarih olaylarda, yüzyıllarda vesaire kullanılabilir. Mesela 3. Selim, 2. Cilt, 1. Dünya Savaşı gibi. Şimdi bir de tarihlerin yazımına gelelim. Tarihler zaman birimi olarak kısa olandan uzun olana doğru sıralanır. Yani öncelikle gün, sonra ay, sonra yıl gelmeli. 12 Haziran 1987 gibi Tarihler rakamla da yazılabilir. Bu durumda araya nokta ya da eğik çizgi gelmeli. Yani ya şu şekilde araya noktaları koyacaksın ya da şu şekilde eğik çizgileri koyacaksın. Bazıları şöyle yazıyor. 12-06-1987. Hayır bu yanlış. Araya kısa çizgi gelemez. Eğik çizgiye ya da noktanın gelmesi gerekiyor. Bununla birlikte çok önemli bir noktaya geldik. Belirli bir tarih günü gösteren Ay ve gün isimleri unutma büyük yazılır. Mesela 29 Ekim 1923 bak gün belli yıl belli buradaki Ekim büyük yazılacak. 12 Haziran 1987 bak unutma gün belli yıl belli Haziran büyük yazılacak Cuma da büyük yazılacak. Peki hocam yıl olmasaydı mesela sadece 12 Haziran olsaydı o zaman yine büyük yazılacaktı o unutma. Peki hocam gün değildi yıl belli olsaydı mesela Haziran 1987 deseydik yine büyük yazılacaktı. Bu da bence önemli. Bunu asla unutma. E büyük yazıldığı için buna ek gelirse de ayrılır. Bunu da unutma. Devam ediyoruz. Geldik şimdi bunun isnasına. Eğer belli bir günü ya da tarih belirtmiyorsa o ay ve gün isimleri küçük yazılır. Mesela okullar Şubat'ın ikinci haftası açılacak. Hangi Şubat? Kaçı? Belli değil. E o zaman onu küçük yazman gerekiyor. Gelelim saatlerin yazımına. Saatler rakamla da gösterebilir. Ancak bununla birlikte yazıyla da yazılabilir. Az önce söylemiştim. Şu da doğru, bu da doğru olacaktır. Saat ve dakika arasında mutlaka nokta gelmeli. Bazıları saatine bakıyor. Diyor ki hocam hayır burada iki nokta var siz yanlış söylüyorsunuz. Hayır. TDK diyor ki iki nokta değil tek nokta gelecek bunu da unutma. Ve ek gelirse de bu kesmeyle ayrılır. Mesela 21.45'te dedin bak ayrıldı. Peki neden D değil de T? Çünkü 5 sonuna ne var? Şey var. E İslam. T gelmeli. Orada bir benzeşme olmalı. Peki gelelim şuraya. Burası çok önemli. 21.00'de mi? mı? 21'de mi? Unutma sonda 0.0 varsa biz bu sıfırları kesinlikle okumuyoruz. Direkt saati okuyoruz ve ekini getiriyoruz. Yani 21'de olması gerekiyor. Bu da önemli. Şimdi kesme işaretiyle ilgili önemli kurallara geldik. Bak ben bunları madde madde sıraladım. Böyle hani TDK'nin yazım kuralları gibi karma karışık değil. Başlık başlık kategorize ederek sizlere aktardım ki daha net her şey zihninize otursun devam ediyoruz. Özel isimlere gelen iyilik, durum, bildirme, ekleri, kesme işaretiyle ayrılır. Mesela Atatürk dedin buna yönelme eki gelmiş ayrılır. Türkiye dedin yönelme eki gelmiş ayrılır. İstanbul'a dedin ayrıldı. Ancak isnası var kurum kuruluş, kurul birleşim, oturum ve iş yeri isimlerine gelen ekler kesmeyle ayrılmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gördüğünüz gibi ayırmadım. Mavi Köşe Bakkalesi'nden ayırmadım. Pendik Lisesi'ne ayırmadım. Bu çok önemli. Kafalar karışabiliyor burada. Bu bir istisnaydı değil mi? Ama şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. İstisnanın da istisnası var. Nasıl oluyor? Tekrar söylüyorum. İstisnanın da istisnası var. Nasıl mı? Avrupa Birliği. Avrupa Birliği artık bir ülke olarak düşünüldüğü için buna gelen eki ayırıyoruz. Normalde mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ayırmazdık. E Avrupa Birliği de aynı şekilde. Ama tekrar söylüyorum Avrupa Birliği bir ülke olarak düşünüldüğü için ona gelen ek ayrılıyor. Bu da yine bir isyan, isnası olarak burada kalsın. Devam ediyoruz. Sonunda üçüncü teknik kişi iyilik eki olan özel isme başka iyilik eki getirilirse ayrılmaz. Ne demek istiyoruz? Bak şimdi Boğaz Köprüsü, Boğaz Köprümüz diyoruz. Bu da ayrılmıyor. Ya da başka bir örnek vereyim şuraya hemen Ramazan Bayramı. Şimdi ben buna ek getirirsem herhangi bir ek ayrılır. Mesela Ramazan Bayramı'nda dersem ayrılır. Ama Ramazan Bayramımız dersem ayrılmaz. Neden? Burada şöyle bir mantık var. Şimdi Ramazan Bayramı bir isim tamlaması mı? Evet. Şu tamlanandır, şu da tamlayandır, değil mi? Tamlanan her halükarda ne ekini alır? İyelik ekini alır. Yani şu ı burada iyelik ekidir. Peki ne iyilik ekidir? Üçüncü tekil iyilik eki. Şimdi üçüncü tekil iyilik eki gelmiş. Ramazan bayram. I iyilik eki. Kesmeyle ayrılmış mı? Ayrılmamış. T'deki ayırmamış. İşte T'deki o yüzden diyor ki Ramazan bayramı derken ben buradaki I'yi ayırmadım. E o zaman Ramazan bayramımız derken buradaki mızı da ayırmayacağım. Bunu unutma çok önemli. Ramazan bayramımız dedim. Ayırmadım. Çünkü buradaki ımız unutma. Birinci çoğul iyilik ekidir. Tekrar söylüyorum. Buradaki üçüncü tekil ayırmadığına göre bunu da ayırmıyoruz. Aynı mantık burada da var. Boğaz Köprüsü derken Ü, üçüncü tekil iyilik ekidir. Boğaz Köprümüz derken de e, buradaki birinci şol iyilik ekidir. E, onu ayırmadım. Onu neden ayırayım? Onu da ayırmıyorum. Unutma. Amikobası. Buradaki I iyilik ekidir. Ayırmamışım. Amikobamız derken de bunu ayırmayacağım. Ben bunun bir ince ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Sınavda çıkarsa yine birçok şey elenir. Ama sen şansın ki bu videoya denk geldin ve elenmeyeceksin. Bunu da unutma. Bir uyarımız var. Özel isimleri getiren yapım ekleri çokluk eki ve bunlardan sonra gelen ekler ayrılmıyor. Şimdi normalde yapım ekleri ayrılmaz. Mesela neredesin? Türkiye'liyim. Tamam mı? Türkiye'li. Şimdi buradaki li nedir? Yapım ekidir. Ayrılmaz. Ama burada çekim eki olmasına rağmen ayrılan bir ekten bahsedeceğim. Ler eki. Yani ler eki her ne kadar çekim eki olsa da ayrılmıyor unutma mesela türk sözcüğüne leri getirdim bak ayrılmaz. Peki Türklerde şeklinde devamında ek gelirse de ayrılmaz. Neden? Çünkü kuralımız şu. Bir isim eğer yapım eki alırsa bak müslümanlık almıştı mı burada? Müslümanlıklık yapım ekini almış. Ama bundan sonra da ek gelirse artık kesmeyle ayrılmıyor. Çünkü bir kere ayrılmayan ek aldığı zaman ondan sonra çekim eki de gelse ayrılma özelliğini kaybediyor. Kesmeyle ayırmamıza bir daha gerek yok. Devam ediyoruz. Geldik kişi isimlerinden sonra gelen saygı ve ünvan sözcüklerine gelen eklere Onlar da özel isim gibi düşünülür ve kendisine gelen ekler ayrılır. Mesela Kemal Bey'e dedik bak bu da ayrıldı. Efendi'ye dedik ayrıldı. Paşa'ya dedik ayrıldı bu da önemli. Büyük harfli kısaltmalara getirilen ekler de ayrılır. Az önce de söylemiştik TH'ye de ayırdım, TDK'de de ayırdım ve miligram. Çünkü neydi bu? Unutma uluslararası ölçüler küçük harflerle kısaltılır ve sonra nokta konulmazdı. Nokta olmadığı için buna gelen ek kesmeyle ayrılıyor ancak sonunda bir nokta varsa o kısaltmalara bir daha kesme işaretini getirmiyoruz. Az önce yüzyılda örneğini vermiştim. Nokta var dolayısıyla daha getirir zaman ayırmıyorum. Bu arada az önce söylemeyi unuttum. Milattan önce nasıl yazılır? Bazıları MÖ diye küçük yazıyor ya da büyük yazıyor MÖ diye sonlarına nokta koyuyor. Hayır bunların ikisi de yanlış. Milattan önce, milattan sonra direkt büyük kartlarla yan yana araya herhangi bir nokta konulmadan kısaltılır. MÖ m, s diye bunu da unutma. Peki metre kareye nasıl ek gelir? Bak burada karenin üstü sayısını görüyoruz değil mi? Dolayısıyla siz onu orada bir kesme işareti varmış gibi düşünüyorsun. Ve bir daha sakına sakına oraya kesme işaretini ya da noktayı koyma. Yani metre kare bir de kesme sonra y yaparsam çok saçma bir yazım yanlışı olur. Düzeltme işaretinin kullanılmasına bakalım. Düzeltme işaretleri kalkmadı. Kullanılmaya devam ediliyor. Özellikle bazen yazımını karıştırdığımız ya da acaba bunu mu demek istedi? bunu mu demek istedi şeklinde kafamız karıştı zaman düzeltme işaretini net bir şekilde kullanıyoruz. Nasıl mı? Mesela şuna bakın. Bu hala da olabilir, hala da olabilir. Değil mi? Dolayısıyla bunu vurgulamak için eğer henüz anlamdaysa düzeltme işaretini koyuyorsun. Bununla birlikte Arapça ve bir Farsça'dan dilimize geçmiş özellikle g ve k ünsülerinden sonra gelen ağlar da ince okunur. Dolayısıyla buraya da düzeltme işareti getirilir. Dergah, gavur Karargah, tezgah gibi. Bir de nispet eki vardır. Nispet eki aslında öndeki ismi gösteren bir ektir. Nispet ekini iyilik ekinden ayırmak için biz o i'nin üstüne ya da ı'nın üstüne ne getiririz? Düzeltme işaretini getiririz. Mesela askeri, okul, dini bilgiler, resmi kuruluşlar. Eğer önde bunların bir isim varsa, öndeki ismi gösteriyorsa ne olur bu? Nispet eki olur ve ona düzeltme getiririz. Ama şöyle dersen, mesela Türk askeri, bak buradaki askeri de, Kesinlikle düzeltme olmayacak ama şöyle dersen askeri bando işte öndeki ismi gösteriyorsa bu ne olacaktır düzeltme işaretini alacaktır unutma askeri dini resmi tarihi gibi sözcüklerde bu özellikle kullanılıyor. Gelelim sonrakine. sonraki mı mıydır bildiğiniz gibi ve sonraki biliyorsunuz ayrı yazılır. Bu ek gelenekselleşmiş bir şekilde ayrı yazılır diyoruz. Geldi mi, mu şeklinde ve bu ekten sonra da bir ek gelirse onu da ayırırız burada gördüğünüz gibi. Bazen pekiştirme gibi görevlerde de kullanabiliriz bunu. O zaman da yine ayrı yazıyoruz. Mesela güzel mi güzel araba, üniversiteyi kazandım mı gerisi kolay. Burada soru eki yani soru göreviyle kullanmamış, pekiştirme görevinde kullanmış ama yine de ayrı yazıyoruz. Sonra geliyoruz ikilemelerin yazımına. İkilemeler ayrı yazılır. Bak, adım adım, ağır ağır, güle güle, karış karış. Bata çıka, düşe kalka, konu komşu, dolap molap, deli meli, kitap mitap. Hepsi ikileme ancak ve unutmuyorsun hepsi ayrı yazılır. Elden ele, baş başa, dişe diş, ardı ardına günü günde birçok örnek sıralayabiliriz. Ama istinaları var. Git gide bir biri ya da birden bire unutma birden bire de ya da mini mini bunlar istina olarak bitişik yazılır unutma çok önemli yıldız atıyorsun. Ne demiştim? Defterin, kitabın, kalemin her şeyin önünde oluyor ve notlarını alıyorsun. İşte alman gereken bir noktaya daha geldik. Bunlar istinalar. Her istinayı mutlaka not alıyorsun ki kafan sorularda kesinlikle karışmasın. Bunu da aktardık. Şimdi geldik D'dağının yazımına. Bildiğiniz gibi D -DA bulunma anlamında da kullanılabilir. Yani bulunma haleki olarak da kullanılabilir ya da bağlaç olarak da kullanılabilir. Bağlaç olan D -DA, dahi anlamı, bile anlamı verir ama D da bulunma haleki Bulunma anlamı verir. Zaten isminden de anlıyoruz. Bak şimdi kitaplarını evde unutmuş. Nerede unutmuş? Evde unutmuş. Bak burada bulunma anlamı var. Çünkü kitabın nerede olduğunu söylüyor. Ancak bunlar olurken Ahmet de bize bakıp gülüyordu. Burada dahi anlamı var. Ahmet dahi gibi düşünebilirsiniz. Bu da bağlaş ayrı yazılır. Hocam bunu anlamanın bir yolu yok mu? Tabii ki var. D dahi cümleden çıkar. Eğer anlam bozulmuyorsa bağlaştır ve ayrı yazılır unutma. Ama cümleden çıkardığın zaman anlam bozuluyorsa o zaman bitişik yazılmalı. Mesela örneğe bakıyoruz. Kitaplarını ev unutmuş oldu mu? Olmaz. Bitişik yazılacak. Aklı araba kalmıştı oldu mu? Olmaz. O zaman bitişik yazacaksın. Ama şuraya bak bunlar olurken Ahmet bize bakıp gülüyordu. Anlam bozulmadı. Demek ki bağlaç ve ayrı yaz. Gelelim ki'nin yazımına. Şimdi ki'yi de 3 farklı görevde karşımıza çıkar. Bağlaç olan ki, sıfat olan ki ve zamir olan ki. Şimdi bağlaç olan ki biliyorsunuz ki bir şeyleri birbirine bağlıyor. Mesela Bugüne kadar okuma alışkanlığı edinmemiş ki bu saatten sonra okusun. Edinmemiş bu saatten sonra okusun. iki ayrı cümle birbirine bağlamış. Her gün düzenli olarak spor yapmalısın. Birinci cümle sağlıklı kalabilirsin. ikinci cümle bunlar arasında bir ilişki kurmuş. Bu bağlaştır. Ama peki sıfat ne yapar? Sıfat olan ki ise gösterir. Mesela koridordaki öğrenciler. Hangi öğrenciler? Koridordaki. Ben diyorum ki daki görürsen zaten bu her türlü nedir? Sıfattır unutma gökyüzündeki bulutlar bak hangi bulutlar gökyüzündeki gösteriyor işaret ediyor buradaki deki gördüysen direkt sıfat olarak alabilirsin ve unutma yine bir ipucu verimse eğer bir fiilden sonra ki gelmişse zaten her türlü ayrı yazılacak bak fiil ayrı gördün mü unutma fiilden sonra gelen ki'ler ayrı yazılıyor peki ilgi zamiri ne yapar zamir biliyorsunuz bir ismin yerine geçer buradaki ilgi zamiri de Yine bir ismin yerine geçmiş. Mesela benim aramam demek yerine benimki dedik. Sizinkilerin teslimatı bu akşam mutlaka yapılacak. Buradaki ki neyin yerine geçmiş? Mesela kargoların yerine geçmiş değil mi? Dolayısıyla zamirdir ve bitişik yazılmalı. Burada bir nokta aktarmak istiyorum sizlere. Hocam bunun kısa yolu yok mu? Tabii ki var. Ki'den sonra ler getir oluyorsa bitişik olmuyorsa ayrı. Mesela benimkiler oldu mu oldu demek ki bitişik yazılacak. Sizinkiler oldu mu oldu demek ki bitişik yazılacak. Ya da bakalım Koridordakiler oldu mu oldu, bitişik yazılacak. Gökyüzündekiler oldu mu oldu, bitişik yazılacak. Ama bağlaş olan kiler ikini alamaz. Edinmemiş kiler oluyor mu olmuyor? Yapmalısın kiler oluyor mu olmuyor? Olmuyorsa bağlaştır ve ayrı yazılmalı. E o zaman takdimizle aktardık ve istisnalara geldik. Birkaç sözcükte ki bağlacı kalıplaşarak bitişik yazılmıştır. Bunları da biz simboçam olarak kodluyoruz. Yani sanki. İlla ki, meğer ki, belki, oysa ki, unutma, halbuki, çünkü, madem ki. Buradaki kiler bağlaç olmasına rağmen bir isna olarak bitişik yazılır. Bunu da unutma, sim şeklinde kodluyoruz. Tekrar söylüyorum, sanki, illa ki, meğer ki, belki, oysa ki, halbuki, çünkü şeklinde de bunları kodlayabiliriz. Devam ediyoruz, şimdi geldik bitişik ve ayrı yazılan sözcüklere, yani birleşik kelimelere. Öncelikle şunu unutmayacaksın. Çok önemli bir kuraldan bahsedeceğim kelimelerden her ikisi ya da ikincisi anlam değişikliğine uğradıysa o zaman biz bunu bitişik yazıyoruz. Ben buna artı eksi kuralı diyorum. Nasıl mı? Bak şimdi yer mantarı. Şimdi ikinci sözce bakıyoruz. Aslında aynı tehlike diyor ki birisi ya da her ikincisi. Buna bakmaya gerek yok. Direkt ikincisine bakıyoruz. İkincisi anlamını kaybettiyse çok büyük bir oranda bitişik yazılır. Anlamını koruyorsa ayrı yazılır. Mesela baktık yer mantarı. Mantar gerçekten mantar mı? Evet mantar gerçekten mantar. E o zaman artı artısa ayrı yazılır. Ama şöyle desem keçi boynuzu mesela bir bitki. Şimdi boynuz mu? Hayır boynuz değil. O zaman eksi. Eksi ise bitişik yazılır. El sabunu gerçekten sabun mu? Sabun o zaman artı ayrı yazılacak. Yalı çapkını bir kuş türü. Peki gerçekten çapkın mı? Hayır eksi verdim. O zaman bitişik yazıyorum unutma. Biz buna artı eksi kuralı diyoruz. İkinci sözce bakıyoruz. Anlamını kaybettiyse bitişik yazıyoruz. Kaybetmediyse ayrı yazıyoruz. Mesela deniz atı dedin. Şimdi deniz atı. Bak hemen gerçekten at mı? Hayır değil. O zaman anlamını kaybetmiş bitişik. Ama şöyle desem deniz yılanı. Bak yılan mı? Evet yılan. E o zaman anlamını koruyor. Artıyı verdin ve ayrı yazdın. Unutma. Ama bununla birlikte tabii ki istisnalarımız var. Mesela semizotu ve dereotu. Normalde ot mu? Ot ayrı yazılacak. Normalde dereotu ot mu ot ayrı yazılacak ama TDK diyor ki hayır kardeşim diyor ben bunu bir istina olarak bitişi yazıyorum. bunu unutma semizotu, dereotu hatta çöre otu bu da yine bitişik yazılır çünkü K düşmüştür ama çörek otu yazarsan o zaman ayrı yazarsın unutma ancak halk arasında zamanla çörek otu değil de çöre otu çere otu şeklinde söylendiği için TDK Çöre otunu da kabul ediyor ve ses düşmesinden dolayı bunu bitişik yazıyor. Yani TDK'nin sözüne girdiğin zaman hem çöre otunu göreceksin hem de çörek otunu göreceksin. İkisinde yazımı doğru bunu da unutmuyorsun. Yine böyle hızlıca bakalım. Mesela bitki adları anlamını kaybettiyse ikinci sözcük bitişik yazılır. Mesela keçi boynuzu kaybetmiş eksi bitişik. Kuş burnu gerçekten burun değil eksi bitişik. Ayşe kadın fasülye e kadın değil eksi bitişik. Hayvan isimleri mesela danot burnu bir böcek ismi. Burun mu? Hayır. Bağrı kara. Kara mı? Hayır. Karadul. Dul mu? Tabii ki hayır. O yüzden nasıl yazıyoruz? Bitişik yazıyoruz. Hastalık isimleri de aynı şekilde. Karabaş hastalığı ittirse gerçekten anlamını kaybetmiş. Dolayısıyla bitişik. Mesela balık gözü bir mesela lens olarak düşünün. Gerçekten göz mü? Hayır. Eksi. O zaman nasıl yazılacak? bitişik yazılacak. Ama gerçekten balık gözü deseydim koruyor mu o anlamını koruyor? O zaman ayrı yazacaktım. O da ayrı bir mesele. Bunlar bu şekilde devam ediyor. Şimdi gelelim anlamını kaybetmeyen sözcüklere. Mesela arı kuşu. Gerçekten kuş mu? Evet, artı o zaman ayrı yazılır. Çalı kuşu, artı ayrı yazılır. Muhabbet kuşu artı ayrı yazılır. Ayrık otu ot mu? Ot. Çörek otu ot mu? Ot. Yer elması elma mı? Elma. O zaman artı ayrı yazılır. Yine nesne isimleri. Mesela çakmak taşı taş mı? Evet. Arap sabunu sabun mu? Evet. Artı e o zaman ayrı yazılacak. Bunları da unutmuyorsun. Ancak TDK diyor ki ses düşmesine uğrayan bazı sözcükler de bitişik yazılır. Mesela kaynana. Bu nereden gelir? Kayın artı anadan gelir. Ancak ı düşmüştür bitişik yazılır. Bir biri. Normalde biri biridir ama i düşmüştür. Dolayısıyla artık bitişik yazılır. Sütlaç çok ilginçtir. Sütlü Artı aş sözcüğünden oluşmuştur. Süttaş olmuştur. TDK böyle kabul ediyor. Biliyorum kafanıza yatmıyor. Çok saçma geliyor ama TDK'ye göre bu böyle. Nasıl? Nasıl olur? N artı asıldan gelmiştir. Ve şuradaki E düştüğü için böyle yazılır. Pazar testi bak. Pazar ertesi E düşmüştür. O yüzden bitişik yazılır. Unutma. Şimdi gelelim birleşik fiillere ne bileşik filerini yardımcı eylemle yapılan bileşik fiiller. Biliyorsunuz bazı Arapça kökenli sözcüklere etmek, eylemek, olmak yardımcı fiillerini getirdiğimizde bir yardımcı eylemle yapılan bileşik fiil oluşturmuş oluruz. Peki nasıl yazılır? Çok basit. Kuralımız net. Eğer sen bu etmek olmayı bir isme getirdiğin zaman o isimle bir ses olayı meydana getirebiliyorsan o zaman bitişik. Getiremiyorsan ayrı yazılır. Nasıl? Bak şimdi. Emretmek Şimdi nereden oluşmuştur? Emir artı etmek. İyi düşmüş mü düşmüş? O zaman emretmek bitişik yazılır. Hissetmek. Bak his artı etmek. Ne oldu? S türedi. O zaman bitişik yazılır. Darp etmek. Bak darptı. P ne oldu? Gördüğün gibi yumuşadı B oldu. E, dolayısıyla ses olayı varsa bitişik yazılır ve bununla birlikte ses olayı meydana gelmeyen sözcüklere bakalım. Mesela kabul etmek. Bak kabulde bir herhangi bir ses olayı olmuş mu? Olmamış. Ayrı yazılır. Arz etmek olmuş mu? Olmamış. Ayrı yazılır. Unutmuyorsun. Ancak herhangi bir ses olayı görülmeyen şu sözcükler bir isnadır. Mesela cem etmek, men etmek, kat etmek, def etmek, vaat etmek. Bunlarda da tabii ki bir ses olayı meydana gelmemiştir. Ancak buna rağmen bitişik yazılır. Bunlar bir isnadır. Bu beş sözcüğü asla unutmuyorsun. Her ne kadar ben bir ses olayı meydana gelmemiş desem de Arapça yazımında aslında bir ses olayı vardır. Yani bu sözcüklerde aslında Ayın işareti vardır Arapça yazımında ancak Türkçe'ye çevrilirken o ayın düşer. O yüzden orada bir ses olayı varmış gibi düşündüğümüzden daha doğrusu TDK düşündüğünden onu bitişik yazar. Ama baktığın zaman tabii ki Cem Etmek'te sen Türkçe mantıkla herhangi bir ses olayı göremezsin. Bunu bilmekten başka bir çaren yok diyorum. Ve geliyoruz kurallı bileşik fiillere. Kural bileşik fiil nedir? Bir fiile ever, ebil, eyaz, edur, ekal gibi fiillerin getirmesi oluşan birleşik fiillere biz ne diyoruz? kurallı bileşik fiiller. E onları da bitişik yazacağız. Sevebilmek, salıvermek, uyuyakalmak, çıka gelmek. Ama aslında bakacak olursan çıkmak, gelmek, düşmek, yazmak. Burada iki tane fiil vardır. Birleşmiştir. Buna da kurallı bileşik fiil denir. Unutmuyorsun. Bu da önemliydi. Gelelim ev kelimesiyle kurulan bileşik kelimelere. Ev kelimesi unutma. Eğer kamuya açık bir yere geldiyse, bir isme geldiyse bitişik yazılır. Mesela yayın evi. Bak herkes açık. Unutma. Gözlem evi, huzur evi, öğretmen evi, ordu evi, doğum evi. O yüzden bitişik yazılır. Ama tabii ki bitişik yazılmayan örnekler de var. Mesela bağ evi, kuş evi, aile evi ve mesela kır evi diyelim. Bunlar bitişik. Neden? Çünkü şöyle diyebiliriz. Bağ evi kişisel bir şeydir. İşte ne bileyim kuş evi kişisel bir şeydir. İşte aile evi kişisel bir şeydir. Tamam mı? Kır evi kişisel bir şeydir. Yani şahsa ait olabilir ama gözlem evi, huzur evi, öğretmen evi e bunlar kamuya açıktır. O yüzden nasıl yazılır? Unutma. Bitişik yazılır. Ama bu kurala uymayan, bu kuralın dışına çıkan ama bitişik yazıdan bir tane örnek vermek istiyorum. Baba, evi. Bu da mecazen düşünüldüğü için bitişik yazılır. Unutma bunu da hemen notunu al. Gözünden kaçmasın. Gelelim emir kipiyle oluşan birleşik kelimelere. bunlar da bitişik yazılır. Yani TDK diyor ki sözcüklerin birisinde emir anlamı varsa ben bu bileşik kelimelere bitişik yazarım. Mesela kap kaç bak kap kaç. İkisinde emir var bitişik yazılır. Yap boz ikisinde de var. Tut kal çek yat al beni ateş kes seç al bat çık. Bir de bunun dışında çok güzel birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela kes yapıştır. Bunu bilgisayar literatüründe kullanırız değil mi? Kes yapıştır. Bitişik yazılır unutma. Kopyala, yapıştır. Bu da yine bitişik olacak. Unutma. Bunlar da bence güzel örneklerdi. Yine seç al 5 lira, seç al 5 lira diyen varsa o seç alda bitişik yazılır unutmuyorsun. Şimdi gelelim çok önemli bir kurala. Özellikle YKS'de, TYT Türkçe'de ÖSM her sene soruyor. Bunu unutma. Dolayısıyla bilmekte çok büyük bir fayda var. TDK diyor ki Birleşik sözcüklerin ikincisinde sıfat bilekleri yani an, en, ar, er, maz, mes, mış, mış varsa o zaman diyor ki ben o sözcüğü bitişik yazarım. Nasıl mı? Var yemez. Bak ikinci sözcükte ne var? Sıfat bir var bitişik yazılır. Hacı yatmaz. Bak var bitişik yazılır. Kadir bilmez, kül yutmaz, çok bilmiş, kuş konmaz, gökdelen, et yemez, karınca ezmez, basınç ölçer ya da ateş ölçer, unutma. bunlarda da bitişik yazılır ya da güç beğenir. Bak güç beğenir bir insansın. Bu da yine bitişik yazılır. Ama burada bir şey ifade etmek istiyorum. Her zaman mı bitişik yazılır? Tabii ki değil. Eğer yüklem olursa olmaz. Mesela şöyle dersem, güç beğenir bir çocuktu Ahmet. Mesela oradaki güç beğenir sıfattır tamam mı? Yüklem falan değildir. E bu birleşik bir kelimedir ve bitişik yazılacak. Ama şöyle desem, işte Deniz Hoca bu kitabı zor beğenir ya da güç beğenir. Bak oradaki güç beğenir artık beğen kısmı ne olmuştur? Yüklem olmuştur. Yani oradaki ir zaten sıfat bir eki değildir. Geniş zaman ekidir. E o zaman artık bitişik yazmıyorsun. Ya da işte Deniz Hoca karınca ezmez. Oradaki ezmez artık fiildir. Unutma yüklemdir. O zaman ayrı yazılacak. Ama şöyle desem ya Deniz Hoca karınca ezmez bir insan. Yani bu kadar nazik kibar bir insan. Beni ifade ediyoruz bu örnekle. Neyse hadi gel bu isnade yazdıysan notunu da aldıysan unutma. Eğer yüklem olarak bazıları kullanılırsa işte o zaman bu ayrı yazılıyor. Bu da bence önemliydi. Şimdi her ne kadar ikinci kelimesine sıfat bileki varmış gibi görünse de kuru yemiş unutma ayrı yazılır. Hocam bizim oradaki kuru yemişçi bitişik yazmış diyorsan bu durumda senin oradaki kuru yemişçi de bir hata var. T'deki kuru yemişi ayrı yazıyor. Unutmayacaksın. Şimdi bu kuralın tersine bakalım. Yani ikinci sözcükte değil de birinci sözcükte olsaydı. O zaman da ayrı yazılacaktı. Mesela bakar kör, bak birincisinde ayrı yazılmış. Döner serme, birincisinde ayrı yazılmış. Yazar kasa, birincisinde ayrı yazılmış. Tükenmez kalem, birincisinde ayrı yazılmış. Ancak yanar Atardamar atar damar, bilir kişi. Bak bunlar istisna. Her ne kadar birincisi olsa da bir gelenek olarak biz bunları bitişik yazıyoruz. TED'e ki bunları bitişik olarak kabul ediyor. Unutmuyorsun. Yani özetle ne diyoruz? Sıfat fiil birinci kelimeye geldiyse ayrı, ikinci kelimeye geldiyse ayrı. Bitişik yazılır. Peki her ikisine gelirse nasıl yazılır? E o zaman da bitişik yazılır. Mesela şöyle desek, uyur, gezer. Bak bu durumda her ikisi de varsa bitişik, unutma. Yani ikincisinde, şöyle büyüteyim kendimi. Eğer ikincisine gelirse bitişik, birincisine gelirse ayrı. Ama her ikisine gelirse de nasıl yazılıyormuş? Evet, doğru bildin. Bitişik yazılıyor. Şimdi geliyoruz bir başka kurala. İkinci kelimesinde. Eğer artık neyse, geçmiş zaman gibi varsa... T'deki diyor ki ben o bileşik kelimeyi bitişik yazarım. Mesela gece kondu. Bak ikincisinde var bitişik. İmam bayıldı. Bak var bitişik. Kül bastı var bitişik. Miras yedi var bitişik. Papaz kaçtı. Şıp sevdi. Serden geçti. İkincisi var. Bunlar da bitişik yazılıyor. Bunun da önemli bir kuralı düşünüyorum. ÖSM'nin sorma ihtimali her zaman yüksek. Peki az önce söylediğim gibi dı di ya da er er her iki kelimede yani sıfat birlikleri her iki kelimede varsa o zaman bitişik yazıyoruz. Mesela dedikodu bak ikisinde de var bitişik. Kaptı kaçtı ikisinde var bitişik. Biçer döver ikisinde var bitişik. Konar göçer. Okur yazar aynı şekilde ikisinde var. Uyur gezer az önce söyledim. Ve ÖSM 2023'te sordu unutma. Yanar döner bunların da her ikisinde var. Dolayısıyla nasıl yazılacak bitişik yazılacak. Şimdi gelelim ara yönlere. Ara yönler de bitişik yazılır. Ara yönlerden kastım ne? Şimdi ana yönlerimiz vardır değil mi? Mesela ben şimdi doğuya doğru bakıyorum. Doğu, batı, ee, burası ne olur? Güney ve kuzey olacak. Tabi ekranda tam tersi çıkıyor. Şimdi bunlar bizim ana yönlerimiz. Ama bir de ara yönlerimiz var. Mesela diyorum ki kuzey-doğu, ne bileyim güney-batı vesaire. İşte bunlar bitişik yazılıyor. Yani kuzey-doğu, kuzey-batı, güney-batı, güney-doğu unutmuyorsun. Bunlar bitişik yazılıyor. Alt üst sözcüklerine gelelim. Bak unutma alt üst eğer soyut bir yer bildiriyorsa bitişik somut bir yer bildiriyorsa o zaman ayrı yazılır. Mesela bilinç altı. Ya gerçekten bilinç var mı? Yok. Bu soyut bir şeydir değil mi? Bilinç. E dolayısıyla bilinç altı nasıl yazılacak? Bitişik yazılacak. Göz altı. Bak bu iki anlamda kullanılabilir. Şöyle dersem. Mesela bu akşam göz altı kremimi sürmeyi unuttum. Bak gerçekten gözün altı mı? Evet gözün altı. Yani şurası var ya göz altı. O ayrı yazılır. Ama polis beni gözaltına aldı dersen oradaki gözaltı altı... E, soyut bir yerdir. Daha doğrusu oradaki göz yani gözetim altına almak anlamına gelir. Dolayısıyla nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Bakmaya devam ediyoruz. Akşam üstü. Ya akşam soyut bir yerdir. Ayak üstü. Burada ayağın üstü anlamına değil. Hani ayak üstü bana bir şey anlattı. Yani mecazen kullanılır. E dolayısıyla bu da bitişik yazılır. Öğle üstü aynı şekilde öğle üzeri. Keza suç üstü. E, soyut bir yer suç. Dolayısıyla bu da bitişik yazılır. Şimdi gelelim yer altına. Şimdi bunu eğer yüzey anlamında kullanırsam bu nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Yani şöyle dersem yeraltı madenlerimiz gerçekten yerin altı mı? Evet, yerin altı. O zaman ayrı yazılacak. Ama şöyle dersem yer yeraltı dünyasının çok önemli bir ismi. Bak oradaki yeraltı mecazen kullanılır, değil mi? Gerçekten yer değildir. Mafyalar için kullanılır bu. Dolayısıyla yeraltı dünyası dersem unutma bu da bitişik yazılır. Devam ediyoruz. Böbrek üstü bezi. Gerçekten böbrek üstü e dolayısıyla ayrı yazılacak. Mesela denizaltı. Şöyle dersem ya yazın ben tatilde bol bol vlog çektim hatta deniz altında çekim yaptım dersem oradaki denizaltı gerçekten denizin altıdır o zaman ayrı yazılacak. Ama Türk denizaltıları boğazdan geçti dersem oradaki denizaltı artık bir aletin ismi olmuş gerçekten denizin altıyla bir alakası yok bir aracın ismi olmuş e dolayısıyla nasıl yazılacak bitişik yazılacak bu da yine önemli bir noktaydı ancak istisnalarımız var gençler sırt üstü yüz üstü. Bak Sırt üstü uzandım. Gerçekten sırt üstümü, Evet sırt üstü. Ama TDK diyor ki hayır arkadaşım sen bunu bitişik yazacaksın. Ya da yüz üstü uzandım. Buradakine de diyor ki hayır bunu da bitişik yazacaksın. Hadi yüz üstünü anlıyorum. Belki şöyle anlamda da kullanılabilir. Yüz üstü bırakmak hani mecazen kullanıldığı için de TDK bitişik yazıyor olabilir. Ama isnadır bunu unutmayacaksın. Çünkü sırt üstü ve yüz üstünü ayrı bir şekilde kabul etmiyor TDK. Ve geliyor şimdi bir değişikliğe. 2023 yılının Temmuz ayında TDK bir değişiklik yaptı ve dedi ki artık hasır altını ayrı yazacağız. Şimdi hasır altı etmek normalde soyut bir yerdir ama TDK diyor ki hayır sen bunu ayrı yazacaksın. Hasır altı artık ayrı yazılıyor. Ama 2023 güncellemesinden önce nasıl yazılıyordu? Bitişik yazılıyordu. Tekrar söylüyorum. 2023 Temmuz ayında yapılan güncellemeden sonra hasır altı artık ayrı yazılıyor. Devam ediyoruz. Kurallarımız bitmiyor. Gırla kuralımız var. Baş sözüyle oluşturulan sıfat tamlamaları bitişik yazılır. Mesela başkent unutma bak bu da çok önemli yanına yıldızımızı atalım. Baş ekim, baş komutan, baş öğretmen, baş savcı, baş yazar, baş rol bunların hepsi unutma bitişik yazılır. Bu da yine tekrar söylüyorum önemliydi. Bir topluluğun yöneticisi anlamında. Baş sözcüğü o sözcüğün önüne gelirse o da bitişik yazılır. Mesela diyoruz ki aşçı başı, bin başı, on başı, ele başı, usta başı, yüz başı. Bak bir topluluğun, bir grubun lideri anlamında kullanılır. Dolayısıyla bunları da bitişik yazmakta fayda var. Çünkü TDK böyle kabul ediyor. Şimdi gelelim yer hatlarından sonra kullanılan batı, doğu, güney, kuzey, nokta, 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 nokta. Aşağı, yukarı, orta, iç, yakın, uzak gibi sözcükleri nasıl yazacağımız meselesine bunlar ayrı yazılır. Mesela Doğu Anadolu gördün mü nasıl yazılıyor ayrı yazılıyor. Orta Asya bak bu çok önemli. Orta Asya, Orta Doğu, Yakın Doğu ve Uzak Doğu. Tekrar söylüyorum Orta Asya, Orta Doğu, Yakın Doğu, Uzak Doğu bu ayrı yazılır ve büyük yazılır. Bunu da ODTÜ'den aklınızda tutabilirsiniz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu ayrı yazıldığına göre o, D şeklinde de kısaltma yapılmış. Eğer Orta Doğu bitişik yazılsaydı o zaman kısaltma O olacaktı. Yani OT olacaktı. Ama tekrar söylüyorum Orta Doğu Teknik Üniversitesi Doğu ayrı bir sözcük olduğu için böyle bir kısaltma yapılmış. Bu da yine aklında bulunsun. Ben bunları çok önemsiyorum. Orta Asya, Orta Doğu, Yakın Doğu, Uzak Doğu bunlar ayrı yazılıyor. Gelelim 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 biraz birçok birçoğu birkaç birkaçı bir takım herhangi hiçbir hiçbiri gibi sözcüklere Bunlar gelenekselleşmiş bir şekilde bitişik yazılır unutmuyorsun. Hane, name, zade ile kurulan bileşik sözcüklerde yine bitişik yazılır. Mesela kahvehane, seyahatname, amcazade, yazıhane, dershane. Ama burada sana bir kural aktarmak istiyorum. Hane sözcüğü bir isme nasıl gelir? Genellikle bu işler Yüzde %90 işler. Eğer sen... Bir ünsüz de biten sözcükten sonra hane getirirsen hane kendisini koruyor. Bak ders hane oluyor görüyor musun? Ancak sen bu haneyi ünlü biten bir bir sözce getirirsen o zaman oradaki ha çok büyük bir olasılıkla düşüyor. Mesela hastane gördüğün gibi. Mesela postane gördüğün gibi. Ya da pastane gördüğün gibi. Ne olmuş neye düşmüş. Ancak ünsüle biten bir sözcüğe geldiği zaman hane kendisini koruyor. Yine gördüğün gibi ama istinası var. O da yazı hanedir. Bir de kahve hanedir. Mesela çayhane deseydik çayhaneler vardır. Bak ne oldu kendisini korudu Gördüğün gibi bunu da unutma. Z'de ile kurulan birleşik sözcükler yine bitişik yazılır. Deprem Z'de, sel Z'de, kaza Z'de bunlar da yine önemli. Bitti mi? Hayır. Çok önemli bir kurala geldik. Farsça ve Arapça kurallara göre oluşturulan sözcükler bitişik yazılır. Yani eskiden biz mesela Kuvayi Milliye değil mi? İlk başta o dönemlerde şu şekilde Kuvayi Milliye diye yazılıyordu. Ne bileyim Serveti i Fünun şu şekilde yazılıyordu. Ancak artık biz bunları bitişik yazıyoruz. Bu şekilde parça tamlama kuralına göre oluşturulan isim tamlamaları bitişik yazılıyor. Kuvay Milliye böyle, Misaki Milli böyle, Gayrimenkul böyle, Hüsnü Kuruntu böyle, Darul Aceze böyle, Darul Fünun böyle, Fevkalade böyle ve yine Arapça olan Aleyküm Selam yine böyle yazılır unutma. Yine Selamun Aleyküm dersem de bu da bitişik yazılıyor unutmuyorsun. Şeyhül İslam böyle yazılır bunları kesinlikle ayırmıyorsun. Özellikle günlük yaşamda Sıklıkla yanlış kullanıyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bunlar bitişik yazılır. Sakın ayrı yazma. Çünkü TDK böyle kabul etmiyor. Kanunda geçen bitişik sözcüklere gelelim. Her ne kadar mantiken ayrı yazılması gerekse de kanunda geçen sözcükler kanunda geçtiği şekliyle bitişik yazılır. Mesela iç kanunda geçiyor, bitişik yazılır. Dış işleri kanunda geçiyor, bitişik yazılır. Dış kanunda geçiyor, bitişik yazılır. Genel kurmay kanunda geçiyor, bitişik yazılır. Yüksek öğretim kanunda geçiyor, bitişik yazılır. Açık öğretim Kanunda geçiyor, bitişik yazılır, unutmuyorsun. Gelelim dış, iç, sıra sözlerine. Bu sözlerle oluşturulan sözcükler ayrı yazılır. Mesela din dışı dedin, ahlak dışı dedin, olağan dışı dedin, unutma. Mesela bak olağan dışı, olağan dışı böyle yazılır. Ama mesela olağan üstü deseydim, şimdi olağan somut bir yer mi? Hayır, soyut bir yer, o zaman bitişik yazılacaktı. Yani olağan üstü bitişik, ancak olağan dışı ayrı yazılır, unutmuyorsun. Hafta içi, yurt içi, yanısına, peşi sıra. Yanı sıra, peşi sıra. Ya da mesela yurt dışına diyorsun, bitişik yazıyorsun. Hayır, yurt dışı da ayrı yazacak unutma. Ya hocam yurt içi kargo var, yurt içi kargo bitişik yazmış. Öyle, aklını öyle tutuyorum diyorsan yanlış yapıyorsun. Yurt içi kargoya bakmıyorsun, deniz hocana bakıyorsun, TDK'ye bakıyorsun. İçi, dışı sözcükleri ve sıra sözcükleri nasıl yazılır? Ayrı yazılır, bu asla aklından çıkmasın. Devam ediyoruz. Yol sözcüğüyle oluşturulan birleşik sözcükler de ayrı yazılır. Mesela çevre yolu deniz yolu, hava yolu, karayolu, ana yol, köprü yol hepsi ayrı yazılır unutmuyorsun. Hatta şuraya keçi yolu diyelim o da ayrı. Ama tek bir isnası var o da otoyol sözcüğü zaten eklemişiz. Neden? Çünkü ben diyorum ki otoyol özeldir, çok pahalıdır. Çok pahalı olduğu için de onu ayrı yazmaya kıyamıyoruz. Onu bitik yazıyoruz. Çünkü o bizim göz bebeğimiz çok pahalı, el yakıyor. Dolayısıyla bitişik yazıyorsun otoyolu ama onun dışındakileri nasıl yazıyorsun? Evet evet ayrı yazıyorsun unutma. Gelelim alt üst ana ön art arka yan karşı iç dış orta büyük küçük sağ sol peşin bir iki tek çok çift sözleri başa getirilirse bunlar yine ayrı yazılıyor. Mesela alt yazı ayrı ön söz ayrı ön yargı ayrı arka plan orta kulak orta oyunu sağ açık sol bek bunlar ayrı yazılıyor. Ama ben burada ön sözcüğüne değinmek istiyorum unutma ön sözü bazen yanlış yazıyoruz bitişik yazıyoruz Hayır ön ayrı yazılır. Sadece 3 tane isnası vardır önün. O 3 tane isna dışında ayrı yazılır. O 3 isna bitişik yazılır. Mesela öngörü, ön ayak ve ön sizi. Bunlar bitişik yazılır. Bunun dışındaki her ön ayrı yazılır. Unutmuyorsun. Bir de burada şu alt yazıya değinmek istiyorum. Alt yazı bak gerçek anlamda yazı mı yazı. Altta yazan yazı anlamında. O zaman artıyı verdik ve ne yaptık ayrı yazdık. Ama mesela şöyle desem. Düz yazı. Bunu bitişik yazıyoruz. Neden? Ya hocam o da yazı o da yazı. Hayır öyle değil. Düz yazı bir türdür. Bak divan edebiyatında yani eski edebiyatta bir şiir vardır bir de düz yazı vardır. Mesela düz yazının içerisinde roman var, hikaye var, tiyatro var, var da var. Ama burada düz yazı bir türü temsil ediyor. Şiir ve şiir dışında olanlar. Yani düz yazı denildiği zaman düz bir çizgiye yazılan yazı değil. Şiir dışında kalan diğer yazılar demektir. O yüzden Burada yazı gerçek anlamını kaybetmiş, metin türü anlamında kullanıldığı için bitişik yazılıyor. Unutma tekrar söylüyorum alt yazı gerçekten altta olan yazıdır ama düz yazı bir türü temsil ettiği için şiir dışına yazılan diğer metinleri kastettiği için bitişik yazılır. Bu da önemli unutmuyorsun. Şimdi gelelim oğlu kızı sözcüklerine. Oğlu kızı sözcükleri bitişik yazılır gençler. Çapanoğlu, eloğlu, el kızı, hin oğlu ancak tabii ki akraba anlamında kullanırsan o zaman ayrı yazılır. Mesela teyze oğlum dersen, amca oğlum dersen bu ayrı yazılacaktır. Renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan ve hastalık isimlerine gelelim. Bunlar bitişik yazılır. Yani ak ağaç, alaca menekşe, kara dut, sarı çiçek. Bunlar ayrı. Buna birlikte bak alabalık. Balın rengi ala. O yüzden bitişik. Beyaz sinek. Bak rengi sinek. O yüzden bitişik. Boz gördüğün gibi rengini ifade ediyor. Bitişik. Ama gel gör ki 2023 yılında TDK öyle bir değişiklik yaptı ki bizim kafamızı karıştırdı. Ve dedi ki artık artık yeşil soğan, yeşil biber, yeşil zeytin ne bileyim yeşil fasulye ayrı yazılır. E o zaman Alıbal'ın suçu neydi? Beyaz sineğin suçu neydi? Bozay'ın suçu neydi? Ama TDK bunu dinlemedi. Yine kendi kafasına göre değişiklikler yaptı. Kafamızı karıştırdı. İşimizi zorlaştırdı. Kendisine de baya bir laf söyletti. Tekrar söylüyorum. Diyor ki artık yeşil zeytin, yeşil biber, yeşil soğan ayrı yazılır. Yeşil fasulye de ayrı yazılır. Ama bundan önceki kuralda yani 2023 Temmuz'dan önce mesela Haziran'da TDK sitesine girseydin yeşil zeytin bitişikti. Yeşil fasulye bitişikti. Yeşil biber bitişikti. Dolayısıyla bu bizim kafamızı baya baya karıştırıyor. Hatta daha da karıştırayım mı? Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Daha da kafan karışacak. Olur mu böyle bir şey hocam diyeceksin ama gerçekten oluyor. O da nedir biliyor musunuz? Yeşil soğan, yeşil biber ayrı, değil mi? Mesela yeşil biber ayrı. Ancak unutma kırmızı biber bitişik. Yani tekrar söylüyorum. Kırmızı biber bitişik, ancak yeşil biber ayrı. Neden böyle? Bence onu terekede bilmiyor. Bilmiyor, bilmiyor, bizim kafamızı karıştırmaya devam ediyor. Tekrar söylüyorum önemli. Kırmızı biber bitişik yazılır yeşil biber ayrı yazılır. Ya hocam değişikliklerden bahsettiniz. 2023 dediniz kafamızı karıştırdınız. Peki 2023'te ne gibi değişiklikler oldu? Bundan bahsedebilir misiniz diye belki de merak ediyorsunuz. Belki de şu anda içinizden bu soruyu sordunuz. Hocam şu değişikleri bir kez daha tekrar edelim mi? Neler değişti? Nasıldı? Nasıl oldu? Hadi gel o zaman şimdi değişiklerle videomuzu bitirelim. 2023 Temmuz'da TDK ne gibi değişikler yaptı? Eskiden Doğu Beyazıt diyorduk artık Doğu Beyazıt diyoruz yeni hali bu. Horon vurmak diyorduk eskiden artık horon tepmek diyoruz güncel hali bu. Devam ediyorum bitmedi. Çiğ börek diyorduk eskiden artık TDK diyor ki hayır bunu çi börek diyeceksin. Ne kadar saçma ama gerçek. Yeşil zeytin eskiden bitişikti ama artık ayrı yazıyoruz. Unvan da eskiden kafamızı çok karıştırıyordu ama artık öyle yazıyoruz. Bunu unutma. Eskiden Marmara Erelisi ayrı yazılırdı ama artık bunu da bitişik yazıyoruz. Yakan Top diyorduk ayrı yazıyorduk artık bitişik yazıyoruz. Eskiden Küme'den düşmek diyorduk ama artık Küme düşmek diyoruz doğrusu bu. Eskiden Kayyum diyorduk ama artık Tdk diyor ki Kayyum değil Kayyum diyeceksin. Eskiden Yeşil Soğan diye bitişik yazıyorduk ama artık ayrı yazıyoruz. Hasır altını eskiden bitişik yazıyorduk ancak artık Tdk diyor ki ayrı yazacaksın. Akça Armudu eskiden ayrı yazıyorduk. Ama artık diyor ki hayır bitişik yazacaksın TDK. Sultan Efendi eskiden ayrı yazıyorduk ancak Sultan Efendi artık bitişik yazıyoruz TDK'nin yaptığı değişikliğe göre. Akzambak bitişikti ama artık ayrı. Yeşil biber bitişikti artık ayrı. Boy Bos diyorduk bu saçmaydı artık boy pos oldu bence doğru oldu. Pilili diyorduk eskiden ne kadar saçmaymış artık pileli diyoruz unutma bu da değişti. Eskiden yürük diyorduk artık doğrusu olan yörüğe döndü. Çünkü dilimize yörük olarak yerleşmişti. İşte bunlar 2023 Temmuz'da TDK'nin yapmış olduğu değişiklerdi. Yeni hallerini bilmekte çok büyük bir fayda var unutmuyorsun. Ve son olarak renk sözcüklerine geldik. Renk sözcüğü de çok çok önemli. Burada önemli iki tane kuraldan bahsedip videoyu bitireceğiz. Nedir bu kurallarımız? Hemen bakıyoruz. Renk adları bitişik yazılır. Mesela gül kurusu, kavun içi, tavşan kanı, yavru ağzı, vişne çürüğü. Unutma bu bitişik yazılır. Ancak renk adının kendisi geçiyorsa yani mesela mavi geçiyorsa mesela yeşil geçiyorsa kırmızı geçiyorsa sarı geçiyorsa bunlar her türlü ayrı yazılır unutma. Renk sözcü de geçiyorsa ayrı yazılır. Yani renk sözcü derken gerçekten renk sözcü bu renk. Renk de geçiyorsa o da ayrı yazılır. Nasıl mı? Hemen bakıyoruz. Bak gümüş rengi gördü mü? Ayrı. Ama yukarıdakilerin hepsi nasıl yazdık? Bir şey yazdı Çünkü burada ne renk sözcüğü geçiyordu ne de rengin kendisi geçiyordu. Bak burada gümüş rengi renk sözcüğü geçiyor ayrı. Saman rengi ayrı. Ateş kırmızısı ayrı. Limon sarısı ayrı. Gece mavisi ayrı. Ne bileyim petrol mavisi dedin. Bu da yine ayrı yazılır. Unutma. Ve böylelikle yazım kuralları videosunun sonuna geldik. Ne demiştik? Tek videoda yazım kurallarını parçalayacağız. Yazım kurallarını tokatlayacağız. Ve an itibariyle yazım kuralları videosunun sonuna geldik yazım kuralları ile ilgili bilmen gereken her şeyi bu videoda sana aktardım. Nereden aktardım tekrar gösteriyorum. Şu gördüğünüz TET Türkçe ders notlarını hem TET Türkçe için kullanabilirsin hem de KPSS Türkçe için gönül rahatlığıyla kullanabilirsin. İçerisinde dil bilgisi var, paragraf var, paragraf takleri var ve son 3 yılın çıkmış soruları var daha ne olsun diyorum. Bu kitabı alır, bu videoları severseniz ki bu kitabın kampını yaptım. Tüm konusunu anlattım. Tüm sorularını çözdüm. Senin için oldukça faydalı olacak. Ama üzülme. Ne dedim? Bu kitabı almayanlar ya da alamayanlar için ben bu PDF'i yani bu yazım kuralları kısmını videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. gönül rahatlığıyla indirebilirsin, kullanabilirsin. Ama destek olmak istersen de tabii şu kitabı alırsan çokça memnun olurum. Ama burada önemli olan şey şu. Yazım kuralları bitti. Bitti. Gerçekten bitti. Bu videoyu seyrettiysen, yazım kurallarına dair her kuralı öğrendin, her şeyi öğrendin, her tuzağı öğrendin, her ayrıntıyı öğrendin. Artık sen sınava girmeye hazırsın. Bu sınava gireceksin. iki neti cebine koyacaksın. Daha ne olsun diyoruz. Yorulduk, terledik, gözlerimiz de gitti. Ama buna fazlasıyla değdi be. Vallahi değdi. Billahi dedi. Harika bir video oldu tek videoda yazım kurallarını bitirdin. Bu noktada senden bir isteğim var. Bu videoyu beğen öncelikle. Sonra kanalıma tabii ki abone ol. Ve düşüncelerini de yorum olarak paylaş. Hocam bu video şöyle olsaydı daha iyi olurdu. Şunu da deseydiniz daha iyi olurdu. Şöyle yapsaydınız daha iyi olurdu. Ya da hocam şu konuyu da çeker misiniz vesaire. Bütün görüşlerini merak ediyorum. Bütün düşünceleri merak ediyorum. Bundan sonra hangi video gelsin? Aslında belli. Kafamda belirledim. Bundan sonra noktalama işaretleri gelecek ama ondan sonra hangi tek serilik videoda konuyu ele alalım. Onu da sen belirt, yorum kısmında lütfen düşüncelerini yaz. Hocam şu konu gelsin. Hocam şu konuyu tek videoda bitirelim. Hocam şu konuyu da tek videoda parçalayalım diyorsan yorum kısmında kendini gösteriyorsun. Ben de sizlerden gelen dönüşe göre o konulara öncelik vereceğim diyorum ve hepinize başarılar diliyorum. Çalıştık, çabaladık, emek harcadık. Artık o sınava girip bu sınavı parçalamanın vakti gelmiştir diyorum. Başarılar, kendine iyi bak, hoşça kal.